Değerli hocalarım, kıymetli hasta arkadaşlarımız, sevgili misafirler. 2 yıllık aradan sonra yüz yüze bir araya gelmenin heyecanını yaşıyoruz. Yönetim kurulu olarak böyle özel bir günde kongreye başlamak istedik. O nedenle bugünün bizim için, hepimiz için çok ayrı bir heyecanı var. Bu yılın bir başka özelliği de derneğimizin kuruluşunun 60. yılı olmuş olması. Arkadaşımız görev almış ve bilgilerini, tecrübelerini bizlerle paylaşmış olacaklar. Özellikle Sayın Rektörüm, Antalya Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Özden Özkan'a ve TÜBİTAK adına gelen Profesör Doktor Feza Korkus Hocam'a da özellikle teşekkür etmek istiyorum. Diğer derneğimizin başkanları da burada, tek tek isim olarak saymıyorum. İyi ki varlar. İlk kez bugüne kadar bir konsorsiyum şeklinde toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Tek yumruk olmanın, birlikte olmanın bir örneği oluyor bu bir anlamda. Onun için herkese teşekkür ediyor ve saygılarımı sunuyorum. Öncelikle bugünün önemi büyük devrimci ve bu ülkemizin kuruluşunda kanı canı pahasına uğraşan büyük atamızı kaybının 83. yılında saygıyla anmayı bir borç ve görev olarak görüyorum. Ve onun dediği gibi yaşamda en doğru yolun ilim olduğunu vurgulayan o duruşu bize de örnek olmakta ve ışık tutmaktadır. Bunu da kendi geçmişimizde ve tarihimizde bunun köklerinin var olduğunu kendisi bizzat yaşatmış ve göstermiştir. Aynı duyguyu ve azmiyi plastik cerrahi camiası olarak taşımaktayız. Biraz önce söylediğim gibi bu konsorsiyum ilk olacak ve ilk oldu gerçek olarak. Diğer taraftan bir diğer önemli bir yanı daha var ki bu kongrenin 60. yılımızı kutluyoruz. Ve halen aramızda olan var, olmayan var. Bugüne kadar emekleriyle bizi bu hale getiren 60. yıl önceki hayatta olanlara var bir örnek gelemedi gerçi. Şükranlarımızı hayatında kaybedenlere de rahmetlerimizi sunuyoruz. Plastik Cerrahi Eğitim ve Gelişim Vakfı adına konuşmasını yapmak üzere Sayın Profesör Doktor Yağmur Aydın davet ediyorum. Sayın hocalarım, değerli meslektaşlarım ve çok kıymetli asistan arkadaşlar, ben sizlere Plastik Cerrahi Gelişim ve Eğitim Vakfı ile ilgili bazı bilgiler aktarmak istiyorum. Plastik Cerrahi Vakfı 2017 yılında Profesör Doktor İbrahim Yıldırım ve duayen hocalarımız Atilla Oymak ve Lütfü Baş önderliğinde 17 plastik cerrahi üyesiyle kuruldu ve günümüzde şu anda 30'a yakın üyesi olan bir vakıf. Vakfımızın amacı plastik cerrahi eğitimini geliştirmek ve plastik cerrahide gelişimleri destekleyecek adımları yapmak olarak ilk planlaması yapıldı ve bu doğrultuda bugüne kadar gelişmeleri devam etti. Değerli konuklarımız, konuşmasını yapmak üzere Akdeniz Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Özdenen Özkan'ı davet ediyorum. Buyurun Sayın Hocam. Sayın Türk Plastik Rekonstrüksiyon Estetik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu Başkanım, Yönetim Kurulu Üyelerim, kıymetli, çok kıymetli hocalarım, heyecanlı, güzel asistan kardeşlerim. 43. TBCD Ulusal Kurultayı'na Antalya'ya hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra birlikte olmak çok güzel, çok özledik birbirimizi. Bu açılış konuşmasını yapmak için beni davet eden, nazik davetlerinden dolayı Yönetim Kurulu'na ve İbrahim Hocam'a çok teşekkür etmek istiyorum. Bugün atamızı sonsuzluğa uğurlamamızın 83. yılı. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını tekrar saygı, sevgi ve minnetle anıyorum. Ona olan özlem ve sevgimizi göstermemizin, gönül borcumuzu ödememizin en doğru yolu bize bıraktığı bu kutsal emanete sahip çıkmak. Bunu da bilim insanları olarak biz bilim üreterek, ürettiğimiz bilimi diğer ülkelere transfer ederek, ülkemize katma değer yaratarak, bayrağımızı onurlandırarak yapabiliriz. Kıymetli hocalarım, sevgili asistan kardeşlerim, ben bu açılış konuşmasını yaparken hissettiğim duyguları kelimelerle ifade etmem hakikaten çok zor. Çünkü arka sıralara bakıyorum, tanımadığım bir sürü genç arkadaşımı görüyorum. 20 yıl olmuş ben mesleğe başlayalı. Dile kolay, o kadar hızlı geçmiş ki siz de
çok hızlı geçeceğini göreceksiniz. Lütfen sahip çıkın ve emek verin. Çok renkli, çok heyecanlı ve çok güzel ama çok hızlı bir 20 yıldır benim için. İlk katıldığım toplantıyı hatırlıyorum. Mersin'de bir meme sempozyumuydu. O zamanki heyecanımı bugün gibi hatırlıyorum aslında, ilk toplantımı. Benim plastik cerrahi seçmemdeki en temel sebep yaratıcılığın, kullanabilme özgürlüğünün en geniş olduğu branştı aslında plastik cerrahi. Şanslıydım çünkü Ömer Özkan'la güzel bir ekip oluşturduk ve ülkemiz adına güzel işlere beraber imza attık. Çok yaşlı, çok da benden daha büyük hocalarım var belki burada ama 20 yılda mikro cerrahinin gelişimine, kompozit doku naklinin keşfine hep beraber tanık olduk. Hatta bazılarını beraber yaptık. Ancak son zamanlarda beni düşündüren ve rahatsız eden birkaç husus da var. Öncelikle plastik cerrahinin gittikçe sıkıştığını, inovasyonların artık çok da büyük olmadığını görüyorum ve bu beni hakikaten üzüyor. Makalelere bakıyorum arkadaşlarımla toplantılarımızda. Beni şaşırtan, heyecanlandıran artık o kadar az makale var ki, o kadar az çalışma var ki. Artık sadece çoğu zaman hem mikro cerrahide hem estetik cerrahide küçük nüanslardan öteye gidemiyor maalesef çalışmalar. Artık farklı yönlerden bakma vakti belki de geldi. Gelecek research'lerde, laboratuvar çalışmalarında. Hatta belki de artık geç kalıyoruz yavaş yavaş. Daha hızlı gitmemiz gerekiyor. Bir diğer konu, demin başkanımızın da ifade ettiği gibi, bu kuratuvarda konuşulacak olan, malum olan diğer alanların bize olan ihlali. Plastik cerrahide diğer branşların adeta akbabalar gibi bizden parça parça kopardıkları filmi gördükçe hakikaten içim kan ağlıyor. Bu saatten sonra kaybettiğimiz toprakları tekrar gezip geri kazanabilir miyiz? Çok emin değilim açıkçası, ancak bu noktadan sonra yapılacak şey belki de yaptığımız işin sonuçlarının ne kadar hayati ve önemli olduğunu bütün taraflara anlatmak ve eğitimimizin ne kadar uzun ve ciddiyet gerektirdiğini anlatmak taraflara. Ayrıca bu sırada yaptığımız işin niteliğini gözle görülür farklar yaratarak taraflara kabul ettirmek, bunu yaparken de onurlu durmak, dik durmak ve hep beraber olmak. Her şeye rağmen içinde fizyoloji, immünoloji, rejeneratif tıp, doku mühendisliği gibi çok farklı ve muhteşem alanları içeren branşımız, yaratıcılığımızla, bilgimizle farklı noktalara taşıyabileceğimizi hep beraber biliyorum. Çok heyecanlı asistan arkadaşlarım, kardeşlerim. Muhteşem bir branşta inşallah uzman olacaksınız. Ancak başarı sadece sizin elinizde. Buna karar vermeniz gerekiyor. Yapacağınız işi lütfen ciddiye alın. Onurla, gururla, fark yaratarak icra edin lütfen işinizi. Doğru hedefler koyarak, doğru materyallerle, doğru yoldan giderek ben plastik cerrahların ve plastik cerrahinin bu dünyayı değiştireceğine eminim. Bu alanda birçok hocamın bana çok katkısı oldu ki bunları görüyorum. Güler hocamı, Ramazan hocamı, İbrahim hocamı. Çok teşekkür ediyorum. Bana hayatta duruşu, plastik cerrahiye bakışımı hakikaten çok etkilediler. Ege hocam. Varlıklarıyla bugün de bizi onurlandırdılar. Bana emeği geçen tüm hocalarıma en derin şükranlarımı sunuyorum. Genç asistan kardeşlerim, sizlere vereceğim son mesajımda lütfen ustalarınıza saygı duyun. Konuşmamı sonlandırırken herkese çok teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz demek istiyorum. Çok verimli, eğlenceli ve unutulmaz bir kurultay diliyorum. Sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Çok teşekkür ederim. Sayın Rektörüm, değerli hocalarım, herkese saygıyla selamlıyorum. Bugün atamızın aramızdan ayrılışının, ebediyete intikal edişinin 83. yıl dönümü. Bugün Türk milleti için o dönemden itibaren kara bir gün. Atatürk'ün ayrılışından sonra onun yaptıklarının, onun fikirlerinin bize nasıl intikal ettiğini her alanda gözlemlememiz gerekiyor. Ve bunu her platformda dile getirmemiz gerekiyor. Ben de bugün değerli hekim hocalarımızın karşısında naçizane olarak muhakkak herkes biliyordur ama Atatürk ve sağlık konulu onun döneminde yapılmış olan bazı sağlıkla ilgili çalışmaları size hatırlatmak istiyorum. Muhakkak dediğim gibi biliyorsunuzdur ama ben naçizane hatırlatmak istiyorum. Böyle bir konuşmam olacak. Affınıza sığınıyorum.
Tabii Atatürk döneminde sağlık alanında ne tip çalışmalar yapıldı demeden önce o dönemin koşullarını çok iyi bilmek gerekiyor. Atatürk'ün yetiştiği dönem 1880'lerden başlayarak gelen bir dönem ve Osmanlı Devleti'nin yıkılışına giden bir süreç. Atatürk'ün yıldızının parladığı, askeri anlamda yıldızının parladığı süreçte 1900'lü yılların başından itibaren gelişiyor. Özellikle de Birinci Dünya Savaşı yıllarında, Çanakkale Muharebelerinde ve diğer alanlarda yaptığı mücadelelerle kendine söz ettirmişti. Milli mücadele yıllarında da bu vasfıyla birlikte önder rolünü oynadı. Dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadele döneminde itibaren başlayarak Türk halkının liderliği vasfını görüyoruz ve bu liderliği vasfını da her alanda görüyoruz. Yani sadece milli mücadele askeri alanda değil, her alanda görüyoruz. Bugünkü konuşmama özel olan sağlık alanda da görüyoruz bunu. Örneğin Birinci Dünya Savaşı yıllarında o dönemin şartlarını söylemek gerekirse çok ağır sağlık şartları vardı. Bu şartlar altında milli mücadele yürütülüyordu. Örneğin baktığımızda milli mücadele döneminde çok sayıda hekimin ortadan kalktığını ve bunların da yerine yenisinin konulamadığını görüyoruz. Çünkü okullara da o dönemde öğrenci de yeterli sayıda alınamamıştı. Bunları görüyoruz. Bunun da öncesine de baktığımızda oradan da bir şeyler söyleyebilirim. İşgal yıllarında örneğin İstanbul'un işgal yıllarında 1919 yılında Mektebi Tıbbiye'ye sadece 20 öğrenci kabul edilebilmişti. Ertesi yıl ise sadece 30 öğrenci kabul edilebilmişti. Milli mücadele döneminde de bunun sorunların, eksiklerin başında geldiğini söylemek gerekiyor. Çünkü milli mücadelede hekimlere de büyük bir ihtiyaç duyuluyordu. Atatürk önderliğinde başlatılan milli mücadelenin önemli ayaklarından birisi de sağlık teşkilatı olmuştu. Her zaman Atatürk'ün ölümünün bu gününü büyük bir üzüntülerle karşıladık. Gene de aynı üzüntüyle karşılıyoruz. Ben bu günleri tabii ki unutmuyorum. Asıl biz üniversitenin son sınıfındaydık ve yatılıydık biz. Sabahleyin erkenden salona indik. Herkes salona indik. Çek canım.